Arkadaşlar selam. Cyberpunk 2077 ile ilgili keşfettiğim çok acayip bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, videonun bu kısmını geçmek isterseniz direkt olarak şu dakikaya gidebilirsiniz. Şimdi benim bilgisayarla tanışmam 2005 yılına dayanıyor. O zamanlar internet kafe kültürü yani almış başını gidiyordu. Her mahallede en az 2-3 tane internet kafe vardı. Ben de 8-9 yaşlarında bir çocuk olarak arkadaşlarımla toplanıp internet kafeye giderdim. Ağzım biraz fazla bozulmuş olacak ki siz de takdir edersiniz internet kafeler küfürün e, geçil mi küfürden geçilmeyen yerlerdir. Evde de ağzımdan bir iki tane küfür kaçırınca annem en sonunda çareyi eve bilgisayar alarak buldu. Tabii ben her bilgisayarı aynı zannediyorum. Yani satın alınmış her bir bilgisayarın aynı özelliklere, aynı oyunlara sahip olduğunu zannediyordum o zamanlar. Bir hüsrana uğradım tabii. Baktım benim bilgisayarım internet kafedekiler gibi güçlü değil. İçinde hiçbir oyun yok. Yani bir iki üç gün boyunca sadece işte bu Solitaire, Pinball bu tarz oyunlarla vakit geçirdiğimi hatırlıyorum. Ee, tabii o zamanlar orijinal oyun kavramı da yok. Steam yok ve e, torrent falan bilmiyoruz. Mahallemizdeki bilgisayarcılara muhtaç anlayacağınız. Onlar da oyunları internetten indiriyorlar fakat e, oyunun güncelliğine göre fiyat belirlemiyorlar. Oyunun boyutu ne kadar, kaç CD'ye sığıyor? CD başı 1,5 TL'den belirliyorlar. Mesela ben GTA San Andreas'i 6 CD 9 liraya aldığımı hatırlıyorum yani. Tabii sinemanın 5 TL olduğu zamanlar bu. 5 tane akrabanızdan 1 TL rica etseniz her hafta sinemaya rahatlıkla gidebiliyordunuz. 9 lira verdim. Sonra DVD'ler yaygınlaştı. İşte GTA San Andreas 1 DVD'ye sığar hale geldi. DVD'lerde 4 lira gibi bir fiyattan satılıyordu oyun bütçesi olarak. Ben orijinal bir oyunla korsan bir oyunun farkını ayırt edemiyordum. Yani bunu orijinal yapan ne, bunu korsan yapan ne? Yani benim aklımda şöyle bir mantık vardı çocukken. Ben gidip bir tane orijinal oyunun bütün dosyalarını kopyaladım atsam flash belli, kendi bilgisayarıma gidip yüklesem e, benim oyunum neden orijinal olmuyor? Tabi sonradan öğrendim bu serial key mesela korumalar işte ne DLS mi öyle bir şeyler diyorlar garip korumalar Windows Live vardı bir aralar Rockstar Games'in mesela oyunları ilginç bir sistemle korunuyor Red Dead Redemption oyun çıktıktan aylar aylar sonra kırıldı Cyberpunk 2077'nin korsan koruması yok arkadaşlar yani bu ne demek bir tane orijinal almış bir arkadaşınızdan rica etseniz size oyunun dosyalarını kopyalasa, verse, siz bunu kendi bilgisayarınıza taksanız tıkladığınız anda oyununuz orijinalmiş gibi girebiliyorsunuz. E peki korsandan farkı ne? Ben bununla uğraşacağıma gider korsan alırım diyebilirsiniz. Ben bilgisayar parçalarımı o kadar para verdikten sonra korsana güvenmiyorum açıkçası. Ekran kartınızla mining yapmalar mı dersiniz? SSD'nizi yormalar mı dersiniz? Hoşuma gitmiyor. Kimsenin babasının ayrına iyilik yapacağını düşünmüyorum. Oyunları kırıp sizinle paylaşacağını düşünmüyorum. Ve bilgisayar parçalarıma zarar geleceğini düşündüğüm için de tercih etmiyorum, tavsiye etmiyorum. Peki şunu diyeceksiniz. Oyun ilk çıktığı haliyle kalmıyor elbet. Güncellemeler alıyor. Biz bu güncellemeleri nasıl elde edeceğiz? Bu arkadaşınızdan, Cyberpunk'a orijinal sahip olan arkadaşınızdan yine rica edeceksiniz. O size oyun güncellendiğinde aynı işlemi tekrarlayacak. Yani şöyle yapabilirsiniz. Cyberpunk'ın fiyatı 250 lira ve siz buna danaya ortak gibi 3 arkadaş Cyberpunk'a girerseniz 83-85 lira arasında bir fiyata hepiniz Cyberpunk sahip olmuş olursunuz. Ben kardeşime bir tane izleyicisi aile paylaşımıyla oyunu vermiş. Ben de gittim oyunun dosyalarını aldım flash bellekle attım tıkladım oyuna girdim arkadaşlar oynanıyor hatta size de göstereyim bunu 2020 yılında çok büyük bir yükselişte olan bir oyun firmasından oyundan böyle bir e, hata mı diyeyim bilerek mi yapılmış bilmiyorum ama ben bunu beklemezdim yani bunu 2005 yılında keşfetseydim aa çalıştı lan falan derdim 2020 yılında olunca bir hayret ettim yani nasıl hala böyle bir hata demek istemiyorum buna siz de deneyin kendiniz görün arkadaşlar cyberpunk olan bir arkadaşınızdan rica edin gerçi o da o kadar para vermişken size bedava verir mi bilmem ama. Rica edin alın bilgisayarınıza oynayın deneyin bakalım bunu. Çok ilginç gerçekten ilginç buldum. Hoşçakalın.